Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Forex ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde veri trafiği 25 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 9'da ECB'den Lagarde'ın konuşmasıyla başlayacaktır. Devamında ise Fed üyesinin 18'de yapacağı konuşma olacaktır. 26 Eylül Salı günü ise veri trafiği ABD tarafından Türkiye saatiyle 9'da inşaat izinleri verisinin açıklanmasıyla başlayacaktır. Türkiye saatiyle 10'da ise ABD Eylül ayı tüketici güveni ve Ağustos ayı yeni konutlar satış verisi açıklanacak olup Türkiye saatiyle 19.50'ye geldiğimizde ise Japonya Merkez Bankası para politikası tutanağı takip edilecektir. 27 Eylül Çarşamba günü ise Türkiye saatiyle 8.30'da ABD tarafından açıklanacak olan Ağustos ayı temel dayanıklı tüketim malları siparişi verisi takip edilirken Türkiye saatiyle 9'a geldiğimizde ise ECB Başkanı'nın konuşması takip edilecektir. Türkiye saatiyle 10.30'da ABD tarafından açıklanacak olan ham petrol stokları takip edilirken 12.45'te ise İsviçre Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması takip edilecektir. 28 Eylül Perşembe gününe geldiğimizde veri trafiği Almanya tarafından Türkiye saatiyle 8'de açıklanacak Eylül ayı TÜFE verisiyle başlayacaktır. Türkiye saatiyle 8.30'da ise ABD 2. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla ve işsizlik başvuru verisi açıklanacaktır. Saatler 16'yı gösterdiğinde ise Fed Başkanı'nın konuşması takip edilecektir. Son olarak Güney Kore'de Şükran Günü olması nedeniyle piyasalar kapalı olacaktır. Haftanın son işlem günü olan 29 Eylül Cuma günü ise Türkiye saatiyle 2'de İngiltere tarafından 2. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisi açıklanacak olup saat Türkiye saatiyle 5'te ise Avrupa bölgesi Eylül ayı enflasyon verisi açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 21.30'a geldiğimizde ise İsviçre tarafından Eylül ayı imalat PMI verisi açıklanacaktır. Yine Güney Kore'de Şükran Günü ve Çin'de sonbahar festivali nedeniyle piyasalar gün boyu kapalı kalacaktır. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.